Engin Ardıç, yürü git. Satacak başka malları olmadığı için postalcılar bu sefer de Amasya genelgesini sandıktan çıkardılar. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gittikten bir ay kadar sonra Amasya'ya geçip yayınladığı ünlü bildiri. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. E, bağımsızlığı gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Haklarını gür sesle cihana duyurmak için milli bir heyetin varlığı zorunludur. En güvenli yer olan Sivas'ta hemen bir milli kongre toplanmalıdır. Mealen böyle. E ne var bunda? her lise öğrencisi bilir. Merse günümüzde de böyleymiş. Vatanın bütünlüğü tehlikedeymiş. Ulusal egemenlik de hayli aşılmış. Bağımsızlık ne durumda? Ee, bu durumdan ülkeyi kurtarırsa gene milletin demokratik azim ve kararlılığı kurtaracakmış. Nasıl yani? Sivas'ta bir kongre daha mı toplayacaksınız? Hani her ilden üç temsilci falan. Tersanelere falan da girilmiş de bizim haberimiz mi yok? İlk kongreleri toplamak Selahattin Demirtaş'ın fikriydi yahu. Sonra da Ankara'ya yürüyeceklerdi. Ya da millet azim ve kararlılığını gösterecek. 3 yıl sonra oylarını yüce CHP'ye adıracak. Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirip uyduramazsak onun yerine Meral Bacı da verebiliriz. Vatanın bütünlüğünü ve ulusal egemenliği kurtaracak. Yok darbe demiyor çünkü milletin demokratik azim ve kararlılığı Öteki bazı subayların pek de demokratik sayılmayan azim ve kararlılığı. Çünkü AKP iktidara getiren Türk milleti değil herhalde. Ya Arnavut milleti ya da uzaylılar. Başka nasıl olacak koçum bu kurtarma operasyonu? Memleketi kurtarmayı bırak da kendini kurtarmaya bak. Gazeteniz kan kaybediyor, batıyorsunuz. Bu gidişle Demirören hepinizi kapının önüne koyacak. Bol rakılı ama mutsuz ve huzursuz emeklilik günlerin başlayacak. Bizim basın algı operasyonu yapar değil mi? Özellikle de Aydın Doğan ve Fetullah'ın uçakları. Algı operasyonunun Richter İngiltere İngiltere'deymiş. Hani bizi 30 yılda AB'ye almayacak olan ülkede. Bizi almayacak olanlar bugün kendileri çıkıp çıkmamayı oyluyor. Necip İngiliz basını da elbette bir takım kamuoyu araştırmaları yaptırmış. Fakat sonuçlar bir tuhaf. The Times'a e sorarsanız halkın %44'ü çıkmak, %42'si kalmak istiyor. Fakat Daily Telegraph'a bakarsanız bu kez de %53 kalmak, %47 çıkmak istiyor. Bizim muhalif basına ve de bazı anketçi hergelelere ettiğim lafları geri alıyorum. Daha beteri varmış. Engin Ardıç, Sabah.